Tekrardan merhaba millet. Bu kısa bir şey olacak zaten. Böyle 3-5 dakikalık bir şey olur herhalde. İstanbul Park'ın umarız bu seferki düz versiyonunda şeylerle yine aynı indikar araçlarıyla şey yapacağız. Geçen yanlışlıkla tersten açtıydım ben bunu. Bu sefer en azından bir normal halini merak ettiğimden bir gireyim dedim. Girmişken de videomu çekeyim dedim. Şu ilk viraja temkinli girelim. Bak millet kendi arasında bile kapışıyor. Helikopter sesi geliyor. Çarp. Eğer bir motorspor yarışı yapılırken helikopterin sesini duyuyorsanız bilin ki o araçlar turbodur. O 2005 yılının filan Formula 1 araçlarında nerede helikopter sesini duyuyor? Ancak rüzgarda duyarsın. Ne yalan bir 8. viraj oldu böyle ya. Bak araba da titriyor aslında ama görüntüde titriyor sadece. Bak bir kere çakıl havuzuna çıktım, hiç hareket yok. Toz bile kalkmadı lan. Lan bari onu yapın lan. Ne oldu, ben şimdi Pataküte birinci mi oldum? Bu mudur? Şeyleri değiştirmedim bu arada. Ezerken fren yapmışım. Bu yapay zekanın seviyesini medium ayarlayıp girmiştim ya önceki yarışta. Ters İstanbul Park'ta. Heh. Onları değiştirmedim. Aynen bıraktım. Hop. Early kazanmışım. Yani erkenden lider olmuşum. Kaptırmışım gidiyorum. Yani öyle diyor adam. Yardımım şöyle İstanbul Parkımızda. Intercity bayrakları da çekilmiş yani. Öyle belli ki pist Intercity'nin eline geçtikten sonra tasarımı, izni daha doğrusu oyuna verilmiş. Intercity'de durur mu? Hemen yapıştırmış Intercity şeylerini. Tabelalarını yapıştırmış oyuna. Şurada bir piste çıkamadım ya. Gerçi fırsat vardı bir dünya ama ben sallamadım. Motosikletle de çıkılabiliyor da benim motorla o iş yalan. Bir de tek parça tulum istiyorlarmış. Yani ya da pantolonla ceket birbirine bağlanabilir, fermuarlanabilir tulum istiyorlarmış. Ya kardeşim ben sırtıma montu zor buluyorum, sen bana tek parça tulum diyorsun. Yani öbür gün kazara zayıflarsak bir yolunu bir şekilde bulur bu piste girerim. En azından arabayla girerim. Gene erken fren yaptım burada ya. Şöyle. Hatırlamaya çalışıyorum da. Belki o zaman çok saftım, anlayamıyordum. Bu Need for Speed Porsche Unleashed vardı. Eski bir oyun. Need for Speed'in en beğendiğim oyunlarından birisiydi o. Onun sürüşü bundan daha mı gerçekçi? Bana mı öyle geliyor? Bu da kötü değil. De yani. Ne bileyim. Arcade oğlu arcade yani. Daha önce size anlatmış mıydım bilmiyorum. BMX'te, hangi BMX'teydik? Şeydekiydi herhalde. Bu Marmara Forum'daki BMX'te Soner'le takılıyoruz. Soner Alden'le bir Xbox mıydı? Xbox One mıydı? Ondan aldı. Şey oynuyor. Neydi o ya oyun? Bir tane bir salak bir oyun var. O da aklıma gelmedi şimdi bak. Onu oynuyor. Sağa sola tosluyor, mosluyor. O Xbox'ın sorumlusu da bir çocuk var. Böyle bize şey anlatıyor. Hani Xbox öyle güzel, bu oyun şöyle süper. Neydi oyun? Burnout mıydı? Bu son çıkanlardan biri işte Xbox için. Neyse. Onu anlatıyor. Dedik Project Cars falan var. Ya onlar dedi çok büyük. Büyük simülasyonlar onlar dedi. Onları herkes oynayamaz öyle. Baba bizim bok attığımız şeye söylüyor. Hani beğenmediğimiz Project Cars'a söylüyor. Onlar dedi bunlar büyük simülasyon oyunları.
Bunları şey yapamazsınız. Soner de dedi şu an yanında kimlerin durduğunu tahmin edemiyorsun muhtemelen. Gibi bir laf söylemişti sanıyorsan. Esasen öyleydi. Ne oldu, bitti mi? Bu mudur? Lan lak lak yapıyorduk, ne güzel. Neyse. İyiydik ya. Beğendik. Raising. Hani soyadımı Raising yapmışlar. Bu kadar olmuş. Yapacak bir şey yok. Takım arkadaşı da üçüncü olmuş bu arada. Marcel Neuner. Neyse, haydi sağlıcakla kalın. Bu da bu kadarlık bir şeydi.